yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza hasbenenemden başlıyor, eresinden başlıyor. Evet, hasbenenem kamzesini iyi değil, böyle iyi biraz daha. Yani diyaliz var. Bazen arkadaşlar diyalize giderken sızıntı yapıyor kendine. Diyaliz değil yani, doktoru duyunca sıkıntı yapıyor. Tabii o yüzden şekerim düşüyor, ne yapıyor? Şekerime strese geri giriyor. Sıdalanıyor kendi kendine. Bugün de gözlerim görmüyor diye sıdalanıyor. Gözüm görmüyor. Bana da görmüyor. Şu an bak ne diyecek ki? Ama biz bak burada büyük konuşuyor. Bundan sonra arkadaşlar bir de şu. Babam benim artık kızım oldu. Ben de onun babası oldum. Artık öyle yani. Bundan sonra laf dinleyecek diyor. Bundan sonra büyük lafı dinleyeceğim diyor. Ben ne desem onu yapacağım diyor. Ana oğulları da arkadaşlar şimdi baba kız oldular. Evet, ana oğulduk. Bundan sonra şimdi baba kız olduk. Bundan sonra abam benim lafımı dinleyecek. Ha, bazı arkadaşlar da diyor ki baba ha, aba diyor artık yeter diyor. Arkadaşım sana ne, sen git annene anne di, istersen abi di, istersen kardeşim di. Sana ben bir şey diyorum mu? İstediğini diyebilirsin. Sen benim hem abam hem annem hem anam hem baban. Sana dertim düştü ya, sana ne ya? Sen milletin konuşmasının karışıyor musun? Sen bekçisine misin benim konuşmam? Yok. Canımız sıkılıyor diyor. Pek can sıkıntısı yiyor diyor. Aslında can sıkıntısı yiyor. Niye deseniz fazla cana çıkmaz. O yüzden can sıkılması yiyor arkadaşlar. Allah muhafaza bir tarafımıza bir şey olmasın. Bu benim hem anam hem babam hem atam hem babam. Ben babamı hiç görmedim mesela. Ben mesela baba da diyebilirim. O seni alakadar etmez. Sen durmuşsun. Eh be etmiş abi de. Sıkıldı artık senin bu baba diye. Artık ne etmiş? Ayıp mı diyorum demiş. Bir şey söylemiş, ondan sonra şöyle söylemiş. Ben aba diyormuşum ya. O zoruna gidiyormuş onu. Allah Allah. Sinir olmuş ya. Aba diye. Anne diyeyim. Sana ne, anne de diyelim. Anne de diyeyim. Anne de derim, istersen baba derim. Bu kadar alakalı etmez ki. Herkesin bir konuşma tarzı var. Ben 45 senelik konuşma tarzımı mı değiştireceksin benim ya? Hayırdır, ben senin anne deyişine karıştım. Ben de anne deme tersime gidiyor. O zaman anne deme sen de. Var mı herkes özgürlüğüne şişse? Esas. Evet arkadaşlar, bir de Enes'e diyeceğim arkadaşlar. Bir an iki gündür Enes'e takıldı konu. Selam versin be Enes'im. Evet, selam versin. Selam ablam, babalarım. Babamın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İçiniz inşallah. Ellerinizi öperim. Bana yorum yazanlar olmuş. Yalakalar. Yalakalar. Aferin oğlum ben. Bana yazmışlar ki laf konuşmasını bilmiyorum. Siz gidin kendinizi öğrenin, yarağa yapmayın. Ondan sonra bana bu geri bulmasına konuşun, tamam mı? Ha, aferin oğlum. Dilenci demişler oğlum bir de sana. Bir de dilenci demişler arkadaşlar, kimden ne dileniyorsa hayırdır. Bence siz kendi çocuklarınıza bakın. Belki de siz dileniyorsunuz, millete dilenci diyerek laf sokuyorsunuz. Biz Allah'a çok şükür kimseden bir şey istemiyor. Kimseden bir şey talep etmiyor. Kimsenin arkasında peşinde gezmiyor yok. Kurban olurum benim oğlumla. Akşama kadar evimizdeyim. Akşama kadar abamın yanındayım. Akşama kadar çocuklarım benimle birlikte. Ben nereye gidersem onlar da benimle beraber gider. Kamber bensiz bir yere gitmez. Biz kimseye yalakalıkta yapmıyor. Kimseden ekmek de istemiyor. Kimseden bir şey de talep etmiyor. Kimseye yalakalık yapmıyor. Yalakalık yapan varsa o da sensin. Çünkü niye yalakalık yapıyorsan orada burada dileniyorsun. Orada burada yalakalanıyorsun. Oradan bir şeyler azıcık böyle güler yüz görüyorsun. Bu yana atlıyorsun ki şu çocuğa kadar dil uzatıyorsun yani. Ama benim çocuğum çok şükür dilenci de değil. Yok konuşmasını bilmiyorum. İki gündür çocuğa laf soruyorlar. İki gündür Enes'le uğraşıyorlar. Zerahtar Enes. Neymiş de çır çır öttürüyor musun? Çok dilencilik yaptırıyor musun? Şunu bir tarafına taş yap yani. Başka bir şey değil mi o? Yani bundan, eğer bundan uğraşıyorsan yazıklar olsun sana. Keşke yaşını da yazsaydın da. Ona göre oynayabilir mi? Oynayamam mı diye onu çizi yaptırdı yani. Belirleseydik yani. Lan şundan çocuğun dilenci indirmiş çocuğa. Konuşmasını bilmiyormuş. Artık sızılmış bunun konuşmasında. O zaman sen izleme benim çocuğumun konuşmasını. Madem öyle diyorsan. Vallahi bizi sevenler çok. Bizim sevdiklerimiz bize yeter. Ona ama kalmadı. Çok şükür yani. Biz seninle sana mı kaldık ya? Neymiş de öyle demiş. İyi yazanlara, yorum yazanlara yalakalık yapıyor musun? Kötü yorum yazanlara ama da. Ama herkes aynı davranıyor. Şey yavru, ya, yaz yazıp özür dileyeceğim. Niye özür dileyelim de? İyi o zaman benim çocuğuma dilenci desin, car car ötüyor desin. Ondan sonra biz ona şey yapalım. Niye altalanalım da yani? Kimse biz de vallahi, bak ben diye. Bizim kendi ekmeğimiz var. Yemeğimiz kaynıyor çok şükür ocağımızın üstünde. Yok kimseye dilendiğimiz yok. Yok biz kimseye yalakalanmıyoruz da kimseye şey yapmıyoruz da. Herkes diyor ama o yalakalık diyenler zaten kendileri yalakalanıyorlar. Bizim buraya geliyorlar. Anladın mı? Yalakalandıkları yerde yal çok olduğundan
onlara pas vermiyorlar. Acaba bunlara yalakalanırsa bunlar bize iyi davranır mı karşı taraftakiler diyerek bize işte atıp tutmaya çalışmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın. Bizi kolaklarla vuramazsınız. Enes dün Edirne'ye gittiydik işte arkadaşlar. Çok heveslendiydi ama kar göreceğim diye bir türlü kar göremedi. Söyle Enes'e. Konuşma bir daha. Konuşma. Sen tutma yolla. Direkt konuş. Senin konuşmana bile sıkılmışlar oğlum. Konuşma basınlarla. Kar göremedim diye. Var bir de dilenci demişler. O dilenci diyenler de onlar. Bu babamın kanına gelen o dilenci diyen de gitsin başkalarının yalaklarını. Yalaka bize kime yalaka yapıyorsa gitsin onun kanını izlesin. Bize de yalaka yapmasınlar. Ha? Aferin oğluma var ya. Gel otur oğlum. Biz onlara kalmadık. Bizim sevim izleyici ablalarımız var. Sizlere kalmadı. Aferin benim oğlum. Vallahi arkadaşlar öğretip nene etmedik vallahi. İçinden gelen bir şey. Vallahi ben işte bak. Yani öğretsin de zaten bu kadarını tutamaz abi. Diyorum ya öğretsin diyemez böyle. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Sen ne ettin ya babam nasılsın ya? Vallahi ben de yatıyorum kalkıyorum oturuyorum. Yatıyorum. Annem buran yine bugün. Buran kaşınla ayrı artık evladın da. Hı. İyi. Kapanmış mı oran? Kapandı oran. Kapanmış kapan. Kapandı kapılarım demir sürgüsü. Oran orada bırak gidişi yok. Kaçmasın. Ağır yerim olmasın kaçmasın. Ora kızarık duruyor ama orada intihap var bence. Ya, var da kaldı da ondan. He. Bence bak oran hemen iyi oldu orada intihap var bence. Dur baban seni bir baksın kaçma gözüne. Tokalarını ne dağıttım arkadaşlar bunlar. Yakında saçlarının huralarını göreceğim şöyle. Göreceğim saçlarını. Huralarını şiir bağlayacağım. Lastik bağlayacağım. Ne eğleniyorlar? Eğlenmiyorum canım. Eğlenme değil anacığım. İlki ilki. İştahın gelsin diye. Saçlarını yapıyorum, darayıyorum, seni süsleyiyorum. Kocuma ona geldim canım sıkılıyor. Kes yine o saçımı diyor. Ama bak mesela şimdi diyorum ki eğleniyorlar. Eğleniyor mu? İşte ayın 9'unda tekrar hastaneye gidecek arkadaşlar. Niye? Bazı arkadaşlar Edirne'ye niye gittiniz, nereye gittiniz diye sorunca biz Edirne'ye gittik. Abamın işte kanama var, onu göstermek için gittik. Onda bugün birdir, ayın 9'unda. Neye verildi, soğacaklardı? Koloskopi. Koloskopi mi? Neyse, dile de gelme. Oraya geleceğiz inşallah. Ondan sonra ayın 9'undan sonra da bakacağız. Ayın 1'inde de şeyimiz var, raporumuz var. Bakalım raporumuz kaç çıkacak ayın 1'inde. Arkadaşlar biz full, bizim günümüz şeyde geçiyor. Hastanede. Daha bizim full hastanede geçmelerinden kimseye yalakalık yapamıyor. Yapamıyor yani. Günümüz olmuyor arkadaşlar. Zamanımız olmuyor kimseye yalakalık. Ben çoğu yoruma bile, vallahi gerçekten bazen üzülüyorum yani. Bazı yorumlara bile cevap veremiyorum bu çoğuna. Okuyamıyorum mesela. Adam zaten hastanede, postanede diye insanı canı çıkıyor. İşte kafadan atma yemek yapıyor. He, bana da öyle demişler. Yok ne bileyim ne diyorlar. Aslında ben bunları dile getirmek istemiyorum da bazen insanlar var ya şuna bile dil uzatan çocuklar adamlara gerçekten bize ben yani demeleri normal. Bizim yerinde olmadığını zannediyorum yani. Böyle simpastik özürlü gibi diye görüyorum bunu insanlara. Şuna niye takıntı yapıyorlar? Hadi bana takıntı yap da. Buna niye takıntı yapıyorsun ben onu anlamadım yani. Bunun konuşması bile zoruma gitti. İzleme kardeşim git başka yerlerde gez ya. Başka yerlerde plajda oyna git kumuna oyna. Git kendine kale yap kumuna. Yani bunlar ne oyna ya sen gelip de şundan taş yarıştırdın da diyemez yani. Olsun ya boş. Ama ne bileyim ben ya. Şimdi de arkadaşlar kafadan şey bulma yemekleri yapıyorsunuz değil mi? Şimdi de patates pişirdim. Ya domates turşu suyuyla yiyecek. Onu da kafadan attık. Ne edelim bir de yufka suladım anama. Bu kadar kafadan yapıyorsak gel sen yap bizim yemeğimizi. İnceye kadar senin yemeğin yaptığın yemekleri mi yiyor bize? Ya millet ne pişiriyordu? Onlar da bizim gibi karıyor, katıyor. Et yersen et yedi diyor. Bak geçen Kemal'ın tostuna da laf ettiniz. Herkes tost yapıp yiyor mesela. Tostsuz insan olur mu? Yo camız ne mi yiyor kendisi? Ne bileyim ben. Manda mı kesiyorlar? Ne kesiyorlar? Şimdi neyin yanına var? Mesela annem... İmer olmuş de 30 milyon lira. Karabatıcan olmuş 25 milyon 30 milyon lira. Şu beğenmediğimiz kabak bile 30 lira olmuş ya. Sen daha neyin kafasındasın? Sen ne yiyorsun? Yanında bastırma mı yiyorsun? Ondan sonra sucuk mu yiyorsun? Ne yiyorsun ya? O kadar mı zenginsin? Millete gösteriş yapmaya mı gelip de orada yorum yapmaya çalışıyorum ben. Neyse ya boşver. Şimdi orada diyecek onlar... abiler ablaların diyecek işte ya işte siz ne yapacaksınız boşverin de bazen boşverilmiyor arkadaşlar. Hadi kapıyı açtık. Bazen boşverilmiyor yani gerçekten yani. Bazen bu yorumlar yani şu çocuğa kadar dil uzatılan yorumlar gerçekten olmuyor yani. Yani Enes'ten ne istiyorsunuz çocuktan? Bir varsa mesela bir şeyiniz gelin bana söyleyin. Zaten bana söyleyin. Gidin bu sefer çocuktan vurmaya çalışıyorum ben.
Sen neyle vurmaya çalışacaksın? Şaşırdınız yani artık. Annemi hastaneye götürüyor. Anasıyla video çekiyor. Ben ananın sırtımı dayadım. Sen de dayasan keşke ananın sırtına da. Ben bunu ananın sırtında dayasın ya. Baba neyin ondan çekil oğlum. Onu gibi ben sırtımı dayadım işte. Sırtındasın yani devamlı. Keşke siz de ananızı sırtınıza dayasanız da. Ananızı götürseniz getirseniz. Millete örnek olsanız yani. Çoluğa çocuğa örnek olsanız yani. Yani alem çocuğunu video çeken millet var. O kadar çocuğunu mu saklıyorlar? Herkesin çoluğu çocuğu videoda. Getirdin mi? Dur çıkarma hemen çıkarmadım. Onun için diyorum yani herkes keşke örnek olsanız. Arkadaşlar ben bak başlığında söyledim. Ben bu anamı hastaneye diğer yere götürüp getirirken her zaman çekeceğim. Niye? Gençlerimize biraz örnek olsun diye. Ben kimseye şiitmek için de sen getir ismini. Ne bunlar böyle gösteriş olsun. Abamı ben sırtımda nasıl taşıyorum? Ben abamı de oldum orada taşıyorum mesela. Gezdiriyorum, getiriyorum. Esas. Biz 4 senedir yanındayım mesela, size video çekmeden de bak. Geçen bir tane arkadaş aradı. Vallahi nereliydi bilmiyorum. İzleyicimiz aradı. Dedi yani gerçekten yani bizim sahada görebildiğimiz dedi, bir 15-20 dakikalık dedi bir mevzuydu yani. Biz 15-20 dakikanın dışına çıkamıyorduk dedi yani. O zaman daha neler yapıyorsun? O da Allah kerimdi. Yani ben yani gerçekten yani ben çıkıyorum, götürüyorum, getiriyorum. Yarın yine götüreceğim mesela diğerisi. Yarın diğerisi var. Oradan geri hastaneye gideceğim mesela. Hastane işim var. Ondan sonra geleceğim. Bir gün dinlenecek. Tekrar biz şey edeceğiz. Dinleyen adı. Edirne'ye gideceğim. Yani full hastanede geçiyor bizim ömrümüz. Yani ben kimseye yalakalık. Yalakalık demişsiniz de ben kimseye yalakalık yapacak zamanım yok yani. Yani bir çocuğun tutup da o çocuğa kadar laf uzatmanız gerçekten çok ayıp yani. Yemin ediyorum ayıp. İnsanlığın dışındasınız yani siz. Keşke biraz insan olsanız da şu çoluğa çocuğa laf söylemesiniz. İnsanlığın varsa gel bana söyle. Ama sen insan değilsin. Bence simpatik bir özürlüsün yani. Sen önce git kendine bir tedavi yaptır. Doktora git. Bir psikolojik sorunların varsa bir psikolojik sorun tedavi al. Belki iyi olun yani şu çocuğa kadar diloz oluyorsan. Onu bırakıyorum anama başlıyorum. Anamı bırakıyorum ötekine başlıyorum. Anamı onu bırakıyorum. Sevinin yemeğine bakıyorum. Yani arkadaşlar bu yalakalıkla, ayıp değil, yalakalıklarınızı bırakın arkadaşlar. Sizin bu yalakalığınıza kimse ödül vermez. Kimse bu yalakalığınıza ödül vermez. Şafak kaç ya hasbenini. Öteki tarafa şirin korkun diyerek de yani millete laf uzatmanıza, dil uzatmanıza gerek yok. Millete şirin korkmanıza gerek yok yani. Biraz insan olun ya. Ya izleme kardeşim beni. Benim hiç sorun değil ya. Ama benim şu kadar, şu daha 7 yaşında benim çocuğuma dil uzatıyorsan ben senin aklından şüphe duyarım. Bekle onu. Şu kırmızı odada bir yer var. Oraya git. Yazdır bence kırmızı oda ya da kitap var. Onu aç, oku. Kendini tedavi ettir bence. Şuna kadar uzatıyorsan artık diyecek bir lafım da yok benim bundan sonra. İstediğini yaz. Aklına ne geliyorsa yaz. Sana geçtik lan. Konuş lan. Ne desem konuş. Selam abi. Yönetiyorum. Hoş geldiniz. Evet. Bu da Gamber Kılıç. Buna ne diyeceğin zaten bağlı. Gamber'e bir şeyler söyleyeyim. Allah'ın söylesin. Gamber okumuyor. Okutamadık. Buna da bir şeyler söyleyeyim. Bu da geziyor. Lan çocuk ev koyda durdu. Koydayken bir sürü laf söylüyorsunuz. Çocuğu çalıştırıyorsunuz. Değil mi? Ne diyorsunuz? Değil mi? Şimdi niye çalıştırma? Ama tam işin güvendeyiz. Demek ki çocuk geri durmaya çalışmış. Yani her zaman bir şeyler buluyorlar. Enes'in dediği gibi yani. Bir sürü abimiz, ablamız, kardeşlerimiz var mesela. Enes'in o baban yanına otur annem. Yani bize desteklerini eksik gitmiyorlar. Onların desteği zaten yeter bana. Yani, senin oradan vallahi. Tek kişi oradan çıkıp da yürümene, ona buna yalakalık yapmana gerek yok. Bir sürü sevenimiz git, var. Git kime yalakalık yapıyorsun? Orada yalakalan yani. Burada yalakalık yapmana yani burada kimseye şirin korkmana gerek yok ki. Kimse zaten seni şirin görmez orada yani. Git. Nerede yalakalanıyorsun? Orada. Otur, yaz, çiz. Ne edersen git. Onlara sevinç gösterisi yap yani. Gelip de bana çirkin gösterişini yapma. Ya da git dediğim gibi bir doktora bozuk. Aklını bir tedavi ettir seni. Ben de iyi kameramancı olurum ama Enes. Dur bak işte. Onu konuşacağım şimdi. Annem iyi benim konuşanları olmuş. Evet. Onlar kendisinin yemeğesine baksın. Bizim yemeğimize karışmasınlar. İster kahvamızdan uydurur. İster istediğimiz yerden yapar. Evet. Sizi ilgilendirmez. Gidin gezin. Siz kahvadan atacaksınız. Telefondan bakacaksınız. Neyden bakacaksınız? Gidin ondan bağırıp yapın. İyi. Bizim yemeğimize de bakmayın. Karışmayın. Kendiniz yiyin. İçin. Bizi ilgilendirmez. Siz de bizi ilgilendirmezsiniz. Pış pış hadi yürü. Aklınızı bir tedavi ettirin de. Aklınızı bir tedavi ettiriniz. Doktora gitti. Doktora git bir de. Kendini gösterdi. Kendini göster. Kitabımı da oku. Ha.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu videomuz o simpastik özürlü konuşanlara geliyor bu videomuz. Kimse sevenleriniz üstüne alınmasın. Zaten konuşanlar zaten orada herkes koruyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun Rabbim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kuzularım. Kendinize iyi bakın. Hadi. Kemal'in kanalına. Nak. 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 O inat etti tabi. Onlara inat. Onlara inat. Nak. Gelin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kemal Dayı'nın kanalında kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Destek veren bilmeyenden, abone olmayanlar Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Spiller bekliyor. Çılın çılın gelin. Babam onlara inat gelin de. Onlara inat gelin. Bize bir şey söyleyecek. Bak. Oyalakalar bir daha tekrar söyleyeyim. Oyalakalar bir daha bizim işimize de karışmasın. Bir şeyimize de karışmasın. Kanalımıza da gelmesin. Kanalımıza da gelmesin. Kimin yanında yalakalık yapıyorsa onun yanına gitsin. Bizim kanalımıza da gelmesinler. İster beğensinler ister beğenmesinler. Onların beynine de kalmadır.